Ankara gündeminden merhaba, Başkent yayındayız. Efendim Türkiye'nin iki önemli gündem maddesi. Biri 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sık sık siyasetin konusu oluyor aslında. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? İşte bu tartışma geçen hafta yeniden alevlendi. Değerlendireceğiz. İkincisi ise İdlib krizi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı sert konuşmalar. Bunlar ne anlama geliyor? Çünkü İdlib'de ne yapacak değerlendireceğiz başkentin önemli gazetecileriyle. Konuklarımızı tanıtayım. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Buğuroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ve gazeteci İsmet Demirdoğan. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. İlk konuyla başlayalım. FETÖ'nün siyasi ayağı. Şimdi Sayın Uğuroğlu, bugün bir yazınız var Yeni Çağ'da. Çok da dikkatleri çekti bu yazınız. Siz biraz bize anlatır mısınız? Kilis'te başlayıp işte Ankara'ya kadar gelen bir dosyanın hikayesi bu. Ve orada verilen ifadeler aslında o siyasi ayak konusunda önemli emareler sunuyor. Nedir bu dosyanın hikayesi? İsterseniz şöyle başlayalım önce. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bir televizyon kanalında konuşma yaptı. Uzun süreli bir konuşma yaptı. Bir kısmını dinledim. Hatta dinlediğim bölümde de o vardı. Askerlerin sivil mahkemelerde anayasaya aykırı bir şekilde bir madde değiştirerek yargılanmalarına olanak veren yasa değişikliğini yapanları FETÖ denilen terör örgütünün ayağı olarak adres gösteriyor. Bu sonra ertesi gün tabii gece oldu program. Sosyal medyada yer aldı. Gündemde yoğundu. O cümleyi aldım. Masa üstüne yapıştırdım. Bir gün bekledim. İkinci gün gene yoğun gündem. Allah Allah, üçüncü gün baktım kimse umursamıyor. Onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı evet, işaret edene kadar. Yok, Cumhurbaşkanı işaret etmeden önce de oldu yine. Biz ben bunu yazınca şöyle yazdım. Kusura bakma, lafını kestim. İşte AKP-FETÖ ilişkileri işte adres gösterdi diye yazdım. Ben o yazıyı yazdıktan sonra orada adı geçen 6 kişiyi de tutanaklarıyla birlikte Yeni Çağ Gazetesi'ne yayınladık. Nasıl oldu, nasıl değişti? O tarihte grup başkan vekilleri kimlerdi, meclise isimleri olan AKP'nin önergesine imzayı atanlar. Gece çünkü 00:50 diyelim ki 40'ta geliyor, 15 dakika önce önergeyi veriyorlar. Hemen 15 dakika sonra oylamaya geçiliyor genel kurulda. Yasanın tamamının ismi de Avrupa Birliği'ne uyum yasaları. Yani o uyum değil, uydurma oluyor veya uyutma oluyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi, MHP filan genel anlamda buna hani yasanın genel anlamında Avrupa Birliği'ne uyum sağlıyor diye olumlu görüşler bildiriyorlar. Zaten dönemin CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal o tarihte bir açıklama yapmış 3-4 gün önce. Diyor ki 20 Haziran'da darbe döneminde kalan anayasa ve yasalarda bulunan antidemokratik hükümleri kaldırmak lazım diyor. Erdoğan yurt dışına giderken ona benzer diyor ki o zaman gönderin beraber çalışalım kaldıralım filan diyor. Grup başkan vekiller, Adalet Bakanı görüşüyorlar filan, buraya kadar her şey normal. Çünkü öyle bir hüküm yok yasada. Ya anayasaya aykırı bir cümle yok. Son dakikada aslında böyle bir şey oluyor. Evet, şey tam bir tuzak yani, tam bir baskın, tam bir tuzak. Tam bir insanları rahatlatıp ya hiçbir şey yok deyip işte biliyorsunuz İsmet de bilir, biz yıllardır sizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu izliyoruz. Artık o hale geliyor gece saat 1 kaldır elini indir elini hemen geçsin eve gidip yatalım. Çünkü gruplar anlaşmışlar. Son dakikada bu önerge geliyor. Önerge o karambolda geçiyor ama ertesi sabah Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu gruba geldiğinde diyor ki ya gol yedik, böyle bir şey anayasaya aykırı geçmiş, sabaha göre gördük diyor. O golü hani bugünkü tabirle offside'den atılınca VAR devreye giriyor ya,
diyelim ki o günde siyasi var devreye giriyor ve diyorlar ki biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz. Hemen daha aynı gün açıklamalar yapılıyor. Tabii bunu yazdıktan sonra MHP'nin o tarihteki grup başkan vekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural'ı aradım bu haberi çıktıktan sonra. Yine medya ve sosyal medya çok umursamadı. Onların görüşlerini aldık. İkisi de bunun anayasaya aykırı olduğunu, işte gece baskınıyla AKP'nin her zaman böyle yaptığını, son dakika değişikliğiyle gündeme getirdiğini, kaldı ki kendileri hayır dese bile çoğunlukla AKP mecliste çoğunlukta olduğu için gene geçeceğini, zaten el kaldırmadıklarını söylediler filan. Sonra Mustafa İlitaş, CHP'nin grup başkan vekili, AKP'nin grup başkan vekili, onu aramıştım 3-4 kere çünkü nasıl oldu diye öğreneceğim. O sırada bir ortak dostumuz beni ziyarete gelmişti. Aa dedi, ben Mustafa Bey bahsetti bundan dedi. Hatta bir beraberdik dedi. Ya öyle olmadı, şöyle oldu diye anlatıyor filan dedi. Allah Allah dedim, bir görüşelim. Kendisi aradı. Benim telefonumu kayıtlı olmadığı için çıkmamış zaten, telefonumu açmamış. Bahsedince verdi telefonu, biraz konuştuk, dedim ben yazmak istiyorum bunları, nasıl oldu, o da anlattı kendi cephelerinden. Ona da yer verdik gazeteciliği, yani biz öyle yapıyoruz yıllardır. Sevgili İsmet de Cumhuriyet Gazetesi'nde yıllarca çalıştı, biz yorumsuz haberciyiz, yani haberi aldığımız zaman yazıp veriyoruz. O açıklamadan sonra Sayın Baykal'ı aradım, ondan görüş aldım, onu yazdım filan. Sayın Baykal devreye girince medya uyandı. Bir anda onlar da sosyal medya paylaşmaya başladı. Baykal da böyle yaptı diye. Sonra grup toplantısında yine Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirince Sayın Kılıçdaroğlu peşinden o FETÖ ile ilgili konuşmasını yapıp 20 madde 20 soru 20 cevapta yapınca zaten olay patladı. Şimdi burada şimdi son bölüye geldiniz. Evet. Şimdi buraya geleceğim. Ama siz gelmeyeyim bu süreci mi? Anlattınız. Sayın Demirdoğan, o süreçte neler yaşanmıştı? Sizden de alalım mı bu parantez tabii, kapamadan? Tabii. Şöyle, yani Orhan Uğuroğlu deneyimli bir gazeteci olarak İlker Başbuğ'un açıklamasıyla konuya bir geniş bir yelpaze açtı. Tabii niye güncel? Cumhurbaşkanının önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ayak AKP'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır çıkışı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanının çıkıp siyasi ayak Cumhuriyet Halk Partisi'dir demesiyle beraber bu tartışma boyutunu biraz genişletmiş vaziyette. Ama şuradan bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişiminin olduğu günden beri Harbiyeli öğrenciler, erler ve kanun hükmünde kararname fırsatçılığıyla üniversitelerden, kamu kurumlarından atılan insanlar üzerinden siyasi ayağı sorgulamaya başlamıştı. Her sefer 3 yıldır, 2,5 yıldır siyasi ayağı soruyor Kemal Bey. Soruyor ama birdenbire hamle beklenmedik bir yerden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yerde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında FETÖ'nün siyasi ayağı Cumhuriyet Halk Partisi'dir demeye getiren bir rapor hazırladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım dedi. Ama kaset kupasının en büyük mağduru olan Milliyetçi Hareket Partisi, o kumpasın kurulduğu tarihteki siyasi iktidarıyla hesaplaşmak yerine ana muhalefet partisine yönelince, bir sürü vicdan sahibinden de bir ne oluyor sorusu gelmeye başladı. Gelince İlker Başbuğ da dedi ki, ya siyasi ayak arıyorsunuz ama gelin ben size bir siyasi ayak göstereyim. Bakın bu ayak önemli bir ayak dedi. Ve dedi ki 2009'da başlayıp 2012'ye kadar giden süreçte siyasi ayak neler yapmış ben size göstereyim dedi. İlker Başbuğ onu gösterdi. Orhan Uğuroğlu da dedi ki bu siyasi ayak öyle bu yasa değişikliğiyle sınırlı kalmamış. Kalmamış. Çilis'ten ben size bir dosya açayım. Bakın onun içerisinde siyasi ayağın neleri o zaman var diye. Açalım biz o dosyayı. Neler var? Ama buradan başlayayım, ama siyasi ayak tartışmasına gittiğimiz zaman ben 2002 aralığından başlıyorum. Yani demokratikleşme adımları var. Bu siyasi iktidar AKP büyük bir demokratikleşme vaadiyle Türkiye'de iktidar oldu ve bir sürü aydın,
entelektüel de demokratikleşme adımlarına destek verir çerçevedeydi. İşte idam cezasının kaldırılması, yüksek askeri şuraların, tabii yüksek askeri şura kararlarının yargı denetimine açılmasına kadar uzanan kişi hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınmasına kadar paketler vardı. AB uyum paketi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si, 8.si ve 9.si çıkamadan Avrupa Birliği rüyası bir şekilde itama erdi. Yani gündüz gözüyle Kızılay'da havai fişek atıldığını hatırlayacağız hep beraber. Ama 2002'de Abdullah Gül Başbakan, Vecdi Gönül Milli Savunma Bakanı, Milli Yüksek Askeri Şura'nın ilk toplantısı, AKP'li iktidarla yapılan ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı. Hı hı. Yüksek Askeri Şura toplantısında Abdullah Gül'le yani bugün soruyorlar ya sen İlker Başbuğ sen ne yaptın diye. Hı hı. Ama 2002'de Askeri Şura kararıyla irticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ordudan çıkarma yaptırımı uygulanan askerlerle ilgili kararı Abdullah Gül ile Vecdi Gönül karşı oy kullandılar. Muhalefet içeride kullandılar. Bunu hatırlamakta yarar var. Oradan geçtiğimizde bir şey daha hatırlıyorum. Bakan değiştirecek bir güce erişmişlerdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu 20 soru 20 cevap yaptı ama bir noksanlık var. 2002'den başlatmak gerekiyor. Yani Kasım ayında seçim yapılmış. Siz Aralık başında hükümet olmuşsunuz. İktidarı ele oturmuşsunuz ve ilk icraatlarınızdan biri Yüksek Askeri Şura kararlarına muhalefet şerhi yazmak. Doğrudur, yazılabilir bu. Yani anlaşılabilir. Neden? Çünkü Yüksek Askeri Şura kararları yargı denetimine kapalıydı. Ya atılan insanlar bazen suçsuz yere atıldıkları da oluyordu. Dedikodu raporları üzerine atıldıkları da oluyordu. Bunu sormaları icap ediyordu. Yargı denetimine açıp ondan sonra mücadele etmek varken doğrudan hemen muhalefet şerhi kondu. Yani irticai faaliyetler. Ya peki bir de şu var. İrticai faaliyetler gerekçesiyle ordudan çıkarılanlar nerede çalışıyor? Refah Partili belediyelerde çalışıyordu. Kimse de sormuyordu. Yani siyasi ayak aranıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi siyasi ayak. Ya peki 2007'ye gelelim. 2007'de Cemil Çiçek Adalet Bakanı. Cemil Çiçek isim vermeden Ahmet Hakan'a bir açıklama yaptı. Dedi ki yargıda ve emniyette özellikle istihbaratta F tipi örgütlenme var. Bu bizi ürkütüyor. Türkiye'nin geleceği bakımından da kaygı verici. Ahmet Hakan isim vermedi. Olay oldu bu. F tipi örgütlenme diye ilk ete kemiğe büründüğü tarihtir. Nisan 2007. Nisan 2007'de bu açıklamanın üzerinden ertesi gün Ahmet Hakan F tipi örgütlenmenin sahipleri tarafından neredeyse bir eleştiri ve hakaret yağmuruna tabi tutuldu ve biz o ismini açıklamadığın bakanı biliyoruz dediler. Çünkü Cemil Çiçek o tarihte silahlı ve silahsız terör örgütü kavramını terörle mücadele yasasına koyup Avrupa Birliği terörün tanımının netleştirilmesini istiyordu. Evet. Onu koymak istedi. Koyduğu noktada o kanun tasarısı hazırlandı, meclise gitti. Silahsız terör örgütü tanımı vardı orada. Birçok insanın aslında haklı gerekçelerle itiraz ettiği bir tanımdı. Çünkü herkesi bu yargı yapısıyla terör örgütüne sokabilirdiniz. Üç kişi yan yana geldi. Bunlar silahsız terör örgütü diyebilirdiniz. Ama Cemil Çiçek belli ki emniyette ve askeriyede örgütlenmeyi dikkate alarak bir tanım getirmek ve bunlarla mücadele etmek istiyor. Ne oldu? Cemil Çiçek gitti. Cemil Çiçek gitti. Yani Nisan'da bu açıklamayı yapıyor Cemil Çiçek. Ben o dönemde cemaatçilerin yani Fethullahçılar olarak tanımlanan grubun Cemil Çiçek'i bir görevden aldırtan biziz dediklerini biliyorum. Kimi yazılarında koydular ortaya bunu. Niye koydular? Cemil Çiçek gidip dönemin başbakanı o zaman Tayyip Erdoğan'dı. Tayyip Erdoğan'a dediler ki biz Cemil Çiçek'i istemiyoruz diye. Cemil Çiçek terfiyen görevden uzaklaştırıldı. Hemen Nisan'da bu açıklamayı yaptı. Bir ay sonra Cemil Çiçek başbakan yardımcılığına terfi ettirildi. Uzaklaştırıldı adaletin başından. Meclisteki yasadan da silahsız terör örgütü nitelemesi çıkarıldı. Dolayısıyla önemli. Buralardan gelmek gerekiyor. Geldiğimizde işte sonrasında da bakıyoruz. Cemil Çiçek'ten görevi kim devralmıştı ve neler oldu?
Şimdi dosyası da onun çok güzel anlattı. İşte usta gazetecilik budur zaten. Adresi göstermek veya yaşanan olayları tanımlayıp bugünle birleştirmek. Hakikaten çok güzel şeyler hatırlattın. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Sibel Hanım, sevgili İsmet Bey, şöyle. Adres gösterdi İlker Başbuğ. Adres gösterdi. Tartışma buradan çıktı. Meydan okumalar başlandı. Ve 6 tane Erdoğan'ın talimatı üzerine 6 AKP'li dava açmak için avukatlarına yetki verdi ve adliyeye gittiler. Kendileri de gitmediler. Bir tazminat davası açıyorlar. Aslında açılması gereken hakaret etti veya bize iftira etti. Böyle bir şey değil. Tazminat davası gibi bir dava açılıyor. Yani daha basit bir dava açılıyor. Ama orada şimdi Türkiye'de ilk defa bir siyasi ayak mahkeme huzurunda tartışılacak. Sayın İlker Başbuğ, Sayın Dursun Çiçek orada büyük ihtimalle ifade verecekler. Çünkü hedef gösterildiler. Onlar da belgeleriyle gidecekler. Şimdi aslında böyle AKP olunca, yanlış bir tabii, hamle yapmış. Şimdi şöyle ben okurum, kilisli bir hukukçu okurum. Avukat beni aradı. Önce sosyal medyadan mesaj yazıp telefonumu istedi. Güvenemedim. Hani saldırıya uğruyor gazeteciler falan, önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra dedi ki sizin yazılarınıza ilişkin bir belge göndereceğim size. WhatsApp'tan göndereyim istiyorum dedi. Olur dedim, verdim. Acaba ne belgesi gönderecek diye. Abi geldim baktım, gözlerime inanamadım şimdi bugünkü yazımda. Dedim ki sen bu yazının dosyası sende mi? Evet dedi, kopyası var. O zaman dosyanın tamamını gönder, ben okuyayım. Yani güveneyim, fotomontaj mı diyeyim, bir araştırayım bunu dedim. Hani tabii öyle demedim fotoğrafı, kendi içimde. Adamcağız sağ olsun kargoyu verdi. Ertesi gün geldi dosya elime, okudu. Şimdi kiliste haklarında FETÖ'den dava açılan çok sayıda kişi var, 30-40 kişi. Bu da bizim Veli Topal, deneyimli gazeteci arkadaşımız, Sözcü'nün muhabiri, 7 Ocak'ta bir haber yapmış bu konuyu. AKP'li belediye başkanı avukat, yardımcısı avukat, oğlu avukat, bu FETÖ'cü iddiasıyla açılan davalardaki davaya ne denir söyleyemedim. Avukatları savunma görevine. Hayır, savunma değil, suçlanan kişilerin avukatlığını üstlenmiş. Yani sanıkların avukatlığını üstlenmiş. Sanık avukatlığını üstlenmiş AKP'liler. AKP'liler fetunahçı sanıkların avukatlığını yapıyor üstlenmiş yani. Resmen. Evet, hani deniyor ya FETÖ borsası falan diye. Orada daha açık bir tablo. Veli de bunu haber yazınca 9 sütuna manşet oldu. 7 Ocak 2020 Sözcü Gazetesi'nde. Evet. Zaten bana da mesajı atarken ona atıfta yapınca kilisteki dava, güvenip cebimi verdim ve belge geldi. Okudum hakikaten. Okurken sayfaları 29. sayfaya gelince, tabii şimdi buradan bugünkü yazımdan bahsettiniz. Çok önemli bu. Başlık şöyleydi: o yasayı FETÖ kimden istemiş, açıklıyorum. Olayın özetini veriyorum ki burada Sadullah Ergin'in yazılı açıklamasına da değinmemiz lazım. Tabii. Bunu yaparken. Hı hı. Ben Sadullah Ergin'le yeni parti çalışmaları var diye zaman zaman görüşüyorum. Hiçbir açıklama da yapmıyor. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sadece kuracağız diyor. Bir hatta buluştuk Ankara'da filan. Görüştük. Ben dedi hani daha somut gelişmeler olunca tamam, siz dikkatli takip ediyorsunuz. Hatta Davutoğlu'nun da parti kuracağını övünmek gibi olmasın da ilk ben yazdım. Takip ediyorum. Şimdi Sadullah Ergin'e mesajlar atmaya başladım. Ya Adalet Bakanı sizsiniz, siz görüşüyorsunuz. Yani sizin de görüşünüz önemli burada filan. Sonunda cumartesi günü beni aradı. Bu geçtiğimiz cumartesi. Tam söyleyecektim ki benim cep telefonum marka olarak kayıt almıyor. Sizin de titiz olduğunuzu biliyorum. Konu da önemli. Ben dedim normal şehir telefonundan arayayım, kaydı alarak sizin görüşlerinizi alayım da. Hı. Yarın Orhan Bey şunu yaptın, bunu yaptın, değişik yazdın demeyin dedim. Aa dedi, o zaman pazar günü görüşelim dedi. İyi dedim, pazar sabahı 11'de aradım. Dedi ki ben yola gidiyorum dedi. Arkadaşlarla mütalaa ettim dedi.
Bir size de yazılı bir şey göndereceğim. Ama dedim bakın ben sizden kaç gündür özel istiyorum. Babası rahatsızdı. Hatay'daydı hatta. Geçmiş olsun dilekleri falan gönderdim. Lütfen dedim sadece Yeni Çağ özel yapın bu açıklamayı dedim. Bakayım falan dedi. Sonra dedi ki ben mütalaa ettim dedi. Basın açıklaması yapacağız dedi. İyi dedim bana da gönderin o zaman yapacak bir şey yok. Yani zorla Yeni Çağ özel yaptıracak değilim. Ama kendisinin de biraz kibarlık edip İsmet bilir yani konuyu takip eden gazeteciye bir öncelik vermesi lazımdı. Ama öyle bir şey yapmadı. Olsun dedim. Şimdi yaptı bir açıklama ve açıklamasında en dikkat çekici bölüm şu. Bugünkü yazımda da aldım. Sadullah daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'yu da Yeni Çağ yazanları da yemek yedik. Kemal Bey de orada çok güzel bir şekilde bu FETÖ ilişkilerini Sadullah Ergin'e soru sorarak o da açıkladı. Şimdi İlker Başbuğ soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu soruyor. Ben de soruyorum. Ve şöyle bir ortak şey çıktı. Kısaca söylüyorum. Diyor ki Sadullah Ergin tüm bu çalışmalar iktidar partisinin, hükümetin, meclis grubunun ortak iradesini yaratan, yansıtan çalışmalardır. Bireysel inisiyatifle yapılabilecek şeyler değildir. Yani benim bireysel bir çabam değil bu. Peki ben de şöyle açıklığa kavuşturdum. Ortak irade şu demektir dedim. AKP suçluyor partisini Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan. AKP hükümeti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. AKP meclis grubu grup başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve en sonunda diyor ki Abdullah Gül onayladı. O da 11. Cumhurbaşkanı AKP'nin seçtiği Abdullah Gül. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ü adres gösteriyor. Örtülü veya gizli bir ortak irade cümlesiyle. Bu da çok olay yarattı açıklaması. Hı hı. Bu gözlükle de bakan pek olmadı medyada. Şimdi o dosya gelince o dosyadan dedik ki İlker Başbuğ soruyor, Kemal Kılıçdaroğlu soruyor. Adres kim? İşte bu dosyada adres ortaya çıktı. Adres şöyle. Diyor ki biraz özetleyerek söyleyeyim çünkü televizyon izleyenler sıkılıyorlar bunu uzun uzun konuşunca. Örgütün, zaten bir cümle direkt Sadullah Bey'in ismini verildi. Örgütün şöyle hani bir ne olduğunu anlatalım. Hı hı. Örgütün kendisinin yaptığı veya örgüte örnek yapılan yapılacak olan operasyonlarla ilgili belli bir hareket tarzı vardı diyor. Bu ifadeler dosyaya giren FETÖ tanığının resmi ifadesi. Evet, A nokta adlı gizli tanığın ifadesi. Gizli tanık ifadesi. O dosyada kilisten değil Ankara'da görülen bir davadan geliyor. O davanın da şeyini vereyim size. Ankara'dan 2014'de 75.025 ve 50.403 sayılı soruşturmalar ve bağlantılı olarak alınan ifadelerden geliyor. Hı hı. Yani 2014 dikkatinizi çekerim yani çok kritik tarih. Orada olan ifadeden geliyor. İki tane avukatın daha doğrusu iki avukat suçlanıyor. A nokta, R nokta gibi filan. Ve diyor ki özellikle de kendisinin bakan olmadan önce Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyarete giden Hatay milletvekili eski AK Parti grup başkan vekili eski Adalet Bakanı nokta 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 apostrof E. Şöyle kameraya da gösterdim şimdi. Bu çalışmalar dikte edilerek bu kanunların çıkmasında öncülük edilmiştir. Bu gibi kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmeden evvel örgüte ait gazete ve televizyonlar özellikle de haber programlarında değişik haberler yaptırılarak yapmış oldukları çalışmalara zemin hazırlamışlardır diyor. Şöyle göstereyim. Ben buraya Sadullah Ergin'i parantez içinde ben ekledim. Şimdi bugün sabahtan akşama kadar bekledik. 3 saate kadar Sadullah Bey bir açıklama yapmadı. Bu ben değilim diye. Zaten ona uygun bir noktalama da yapılmıyor. Yalnız burada güzel de şimdi Sadullah Ergin'i ben bu gizli tanık ifadelerine oldum olası biraz kuşkuyla yaklaşıyorum. Bu gizli tanıkların kullanışlı birer aparata dönüştüğünü düşünüyorum. Çok güzel, tabii. Sadullah Ergin'in tam AKP içerisinde muhalif bir kanadın yeni siyasi oluşumuna destek verdiği ortaya çıktıktan sonra yani bu olaylar 2007'den başlıyor 2014'e kadar devam ediyor. 7 yıl boyunca bir sessizlik var. Sadullah Ergin ne zaman ki Babacan hareketine omuz verir bir pozisyona geliyor. AKP genel merkezine noterden istifa ettiğini gönderiyor. Gizli tanık ifadeleri çıkıyor. Ben
itiraz 2014. etmiyorum. Hayır şöyle bir dakika diyeceğim şimdi. Söz konusu kişi Adalet Bakanı. Katılıyorum. Bütün bu şeyler onun döneminde kendisine iletilebilir. Neden orada Sadullah Ergin ismi ama geçmiyor? Araştırdım şunun için. Şimdi bu dosyalarda sevgili İsmet, sen adliye muhabirliği yaptın galiba, daha iyi bilirsin. Ben yapmadım polis adliye muhabirliği. Bu dosyalarda araştırma yapmak isteyen avukatlar, delil arayanlar Sadullah Ergin ismini girdikleri zaman burada gizlenmiş 2014'te. Nokta 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 E diye tanımlanmış ama ismi açık değil. Yok, ben çünkü arayan Sadullah Ergin. Şimdi 2014'te Ali Babacan'ın istifası yok, Davutoğlu'nun istifası yok. Her şey toz pembe. Onlar 2014 i̇şte Cumhurbaşkanlığı ki, seçimi işte, var. İşte bütün o, bu gizlenmiş olan isim evet, tam muhalefet muhalif olduğu zaman afişe ediliyor. Yok, o yüzden hala ama bilerek değil. Şimdi hani afişe edilmesini de engellerler İsmetçiğim. Bu AKP öyle bir parti. Yok, yani onu da engeller, onu da kapatır, onu da gizler. Ben şey açısından. Bu tamamen tesadüfen oraya gitmiş ve oradaki dosyadan çıkmış. Belki bugün o 2014 tarihli dosyalar da kaldırıldı ortada. Ulaşamadım, onu da söyleyeyim. Onu da araştırıyorum şimdi. Doğru, haklısınız. O dosyada kimler var? Gizli tanık ifadelerin. Ben de, aynen ben de güvenim. Biz zaten demiyoruz ki Sadullah Ergin bu yasa değişikliğiyle ilgili nokta talimatı aldı ki. Bunu mahkeme ortaya çıkaracak. Ben biraz önce giriş bölümünde zaten Cemil Çiçek terfiyen adaletin başından uzaklaştırıldı derken, Ankara'daki Nuhmet E. Yüksel'in açtığı davada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin bir Fethullah Gülen kararı tabii, vardır. Tabii. Onu ortadan kaldıracak bir hamle yapıldı. Cemil Çiçek'le beraber o hazırladığı tasarı çöp tabii, oldu. Tabii. Onun yerine gelen Sadullah Ergin de tamamen, ama Sadullah Ergin şimdi size yaptığı açıklamada diyor ya, bireysel değildi hiçbir şey. Ben bir talimatı yerine getirdim diyor. O talimat doğrultusunda çalıştım diyor. Talimatın sahibini çıkıp açık yüreklilikle açıklaması gerekir. Şimdi İsmetciğim, işte normalde hukuk sistemine beklenen şu. Burada açık konuşalım. Yani yabancı diyor ki, üç gazeteciyiz, konuşuyoruz. Biz bize konuşuyoruz. Açık konuşalım. Şimdi Sadullah Ergin Pensilvanya'ya gitti diyor. Oradan talimatları aldı geldi. Çok doğru, %100 haklı. Şimdi buradan kameraman arkadaş, görevli gitti geldi, temsilciye bilgi verecek. O da diyecek ki sen montajı şöyle yap. Adalet Bakanı oraya gidiyor veya grup başkan vekili olarak gidiyor. Talimatı alıyor geliyor, burada söyleyeceği adres belli, Recep Tayyip Erdoğan. Ona diyor ki efendim böyle böyle bunlar istiyor. Şimdi hatırlayalım, bu kanunun savunmalarının en önemli delili askeri vesayeti kaldıracağız. Asker darbe yapma. Hiçbirimiz istemiyoruz asker darbe yapması. Kozmik odaya girme iznini dahi veren İlker Başbuğ isteseydi kozmik odayı bahane edip darbe yapardı o tarihte. Demokrasiye inanmasaydı, bir art niyetli AKP'ye karşı bir art niyeti olsaydı çok kolaydı. Genelkurmay Başkanı zaten silahlı terör örgütü kurmaktan diyor. Silahlı terör örgütünün başı. Silahlı terör örgütü denilen Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Evet, terör örgütü ise ordunun tamamı terör örgütü. Tabii yani onun başı isteseydi jetler, tanklar, toplar, tüfekler her şey emrinde ve emir komuta zinciri içerisinde. Kenan Evren'in yaptığı gibi, ondan önce 27 Mayıs'ta olduğu gibi emir komutayla bu darbeyi yapardı. Demek ki demokrasiye inenen artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli, onurlu subayları var. Darbeyi düşünmüyorlar. Şimdi bunlar adım adım gizlenmiş. Oradan bir şey çıktı. Yarın öbür taraftan bir şey çıkacak. Ben vicdanen şuna inanıyorum. Bu ifadelerde bakın şunu da yazdım ben. Dikkatinizden kaçmamıştır tahmin ediyorum. Dedim ki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tek bir cumhuriyet savcısı, tek bir siyasetçi hakkında tek bir dava açmadı. FETÖ ile ilişkili. Açmadı. Bir iki tane o hani yakalanan, artık bayloku olan, bilmem ne olan bir iki tane göstermelik olan var. Onun dışında yok. Nerede cumhuriyet savcıları önlerine? Beraber çay topluyorlar, beraber tatil yapıyorlar, beraber şimdi, işte bir tabii, şeyler. Tabii, çok haklısınız. Nerede yani, bu dosyaların açılacak, bu dosyaları ne denir? Atatürk'ün önlerine cübbelerine düğme konmayan savcıları bu dosyaları inceleyip açmak zorundalar. İşte bu dava İlker Başbuğ için açılan dava, Dursun Çiçek için açılan AKP'liler kendi ayaklarına sıktılar diyorum ben.
Kendi kendilerine vurdular. Bu davayı açtılar. Bunlar tartışılacak. Bu ve buna benzer. Kim bilir ellerinde daha neler var. İlker Başbuğ yargılandı. Şimdi ben bununla ilgili bir hemen anekdot aktarayım. Ömer Faruk Eminaoğlu, eski Yargıtay savcısı, Erdoğan'ın diploması yok, diploması yok diye konuşunca Erdoğan gitti tazminat davası açtı. Eminaoğlu da duruşmada dedi ki gösterin diplomayı, ben tazminatı ödeyeyim dedi. Mahkeme beraat kararı verdi. Yani davayı reddetti daha doğrusu. Beraat değildi. Davanın reddine karar verdi. Bu davadan da öyle bir şey çıkabilir yani. Onu da söyleyeyim. Ona doğru gidiyor tabii. Yani şimdi sizin o söylediğiniz, açıkladığınız belgede ifade var ya, işte Sadullah Ergin Pensilvanya'ya gitti, talimatları aldı, döndü. Bunun gizli tanığına gerek bile yok. Gerek yok. Neden? Çünkü yani dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç Amerika'da başbakanın talimatıyla Pensilvanya'ya gidiyor. Sayın Başbakanımız beni görevlendirdi, memur etti. Fethullah Hoca Efendimizin benden bir amelleri var mı, emelleri var mı almaya geldim diye. O da hükümetinizin bekasını, devamını, başarısını temenni ediyorum. Benim bir özel isteğim yoktur dedi ama... Bu kamuoyuna açıklanan bölüm. Yani ama ne dosyalar verdi? Kim bilir? Bunların yapımı. Yani bunların hepsi yani gizli kalmış bölüm ama hani gizli tanığa gerek kalmaksızın aslında açık tanıklar da var. Şimdi yani. Dediğin doğru. Bir de şöyle bir tablo var. Şimdi iktidar olmak muktedir olmaktır. Yarın da yazımda biraz bahsettim bundan. 2002'de sen demin çok güzel hatırlattın. 2002'de iktidar oldu. Şimdi 28 Şubat davası var. Devam ediyor. Bir kısmı ceza, bir kısmı beraat. Bakın Mehmet Bican gazeteci abimiz bir kitap yazdı. Emekli albay Ali Can Türk bir kitap yazdı. Bu kitapta ve 28 Şubat kararlarının alındığı tarihte İçişleri Bakanı Meral Akşener. Şimdi Meral Akşener'in bir genelgesi var. 28 Şubat'ta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, polis istihbaratın, jandarma istihbaratın raporları var. Milli Güvenlik Kurulu'na verilen, yani Erbakan'ın başbakanlığında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan raporlar mahkeme tarafından gizli olduğu için Milli Güvenlik Kurulu kararları mahkeme tarafından celbedilerek mahkemeye getirildi. Biz alamayız, kimse vermez onu. Mahkemeye geldiği için de halka açık hale geldi. Orada Fethullah Gülen'in bakın 97 dershaneleri oradaki kazançları illegal açtığı okullar yurt dışındaki faaliyetleri bir büyük tehlike olarak tanımlanıyor. Ve Meral Akşener İçişleri Bakanı olarak o zaman 67 miydi 81 miydi bilmiyorum bütün il valilerine genelge gönderiyor. Tüm diyor sadece Fethullah Gülen değil. Tüm cemaat, tarikat, bilmem ne bunların yasa dışı, milli eğitimden izinsiz, diyanetten izinsiz, Kur'an kursu, yurt, hepsini kapatın diyor. Hepsi hakkında yasal işlem başlatın diyor. Şimdi bu bir, elde bir. Hani 2002'de geldi AKP hükümeti. Biz Fethullah Gülen'i temiz, yurt dışında okullar açan, Türkçe öğreten bir okul zannediyorduk. Yalan, birinci yalan bu. 97-28 Şubat. Bütün belgeler var. Araştırsın bizi izleyen değerli izleyiciler buradan. Hepsi kitap oldu. Yayınlandı. 2008 kapatma davası var. AKP'nin kapatma davasında delil diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sunduğu iddianamede müthiş Fethullah Gülen aynı var. Evet. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir parti AK Parti ismini açık söyleyeyim. Bazıları AKP'yi anlamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi laiklik karşıtı olması nedeniyle hüküm giydi, mahkum oldu. AKP bugün mahkum edilmiş bir partidir. Laiklik karşıtı bir partidir. Bu parti bugün laiklik karşıtı eylemlerin odağı oldu. Bravo. Partidir. Şimdi o partinin o davasındaki dosyalar incelendiğinde Fethullah Gülen'le ilgili birçok dosya da oradan çıkıyor zaten. Şimdi 1997'de okumadın, 2002'de başbakan oldun. Çok güzel hatırlattın Cemil Çiçek'in uyarıları şu bu. Ondan sonra 2008 davasına geliyorsun. Orada da bir uyarı alıyorsun.
Ondan sonra 2009'a geliyor. Bunu yapıyorsun. Yani bunu dediğim açıklayalım. 2009'da da askerlerin sivil mahkemede yargılamalarına izin veriyorsun. Anayasa Mahkemesi bozuyor. Önce yürütmeyi durdurma veriyor. Ve anında da bozuyor. Bakıyorsun beceremedin. Bu sefer 2010'da anayasa değişikliğini ilave ediyorsun. Halk bunu ne anlar? Diyorsun ki ya o askeri mahkeme var, sivil mahkeme var. Niye oraya gitsin filan diye bir laf kardeşasına Fethullah Gülen'in. Ne diyor? Mezarlardakini dahi kaldırın, oy kullanın diyor. Çünkü artık aşama AK Parti ile beraber el ele yürüme değil, AK Parti içinde eyleme geçme. 2010'da da kıyamet kopunca, anayasa değişikliği kabul edince HSK'yı ele geçiriyorlar, yargıyı, polisi ele geçiriyorlar ve başlıyorlar Ergenekon, Balyoz, casusluğu. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 1600 asker, çoğu asker, %95'i asker, sivil, işte bizim Mustafa Balbay, Tunca Özkan, gazeteci arkadaşlarımız, öğretim üyeleri, profesörler, Mehmet Haberal, yani çok isim var. Hepsi esir alınıyor. Niye? Anayasanın 145. maddesini değiştiriyorlar ve askeri mahkemeler kapatılıyor. Askeri vesayeti kaldıracağız diye. Ve bakın, anayasa değişikliğinden sonra yapılması bir şey. Sevgili İsmet, sen biraz daha gençsin ama adliye muhabirleri yaptın. Hepimiz çok iyi biliriz. Şimdi anayasa değiştiği zaman anayasa hükmüyle insanlar yargılanamaz. O anayasa değişikliğine paralel olarak Türk Ceza Kanunu'nda bir kanun ihdas etmeniz, tabii, hüküm madde ihdas etmeniz lazım ki ona uygun. Hayır, böyle bir şey yok. 2012'de İlker Başbuğ esir alınıyor. Bırakın siz tutuklanmayı, tutuklanma hukuki bir hak. Esir alınıyor 26 ay. Orada esir tutuluyor bu ülkenin genelkurmay başkanı. Şimdi bunu 26 ay hangimiz girip de orada ya beni bu cezaevinde kim esir aldı diye sorgulamaz ki. Sorgula diye müthiş bir algı operasyonu yapıyor AK Parti. Diyor ki meclis yasa çıkar diye meclise akil görüyor diyor. Meclisin iradesine hükmediyor. Ya onu diyen yok ki. O yasayı kim getirdi diyor, maddeyi kim? Size bunları kim etti diyor. İşte burada o da. İşte burada. Olayın fotoğrafı bu. Ne dersiniz bu AKP milletvekillerinin İlker Başbuğ hakkında dava açmış olması? Geçen hafta tartışırken, İlker Başbuğ üzerinden bir konuyu tartışırken, İlker Başbuğ'un bir öz eleştiri yapması gerektiğini ve diğer genelkurmay başkanlarının mutlaka konuya girmeleri gerektiğini söylemiştim. Ne kadar haklı olduğum aslında dünkü grup konuşmasından sonra ortaya çıktı. Yani Cumhurbaşkanı dönemin Genelkurmay Başkanı'na, yani siyasi ayağa işaret eden İlker Başbuğ'a bir diyor ki sen ne yaptın peki diye. Ben aslında 2002'deki Yüksek Askeri Şura kararını bu konuyla bağlantılı açtım. Aslında yani bir ilave yapalım İsmet'ciğim. Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ suçluyor. Ondan sonra gelen 3 tane daha var. Biri sonuncusu Hulusi Akar. Niye FETÖ'cüleri ihraç etmemiş? Ondan önce iki tane daha var Genelkurmay. İkisini Genelkurmay Başkanı ben yaptım diye, evet, böyle bir ifade var zaten. Yani orada İlker Başbuğ sen ne yaptın diye soruyor. Ben de diyorum ki işte diğer Genelkurmay Başkanları'nın, örneğin 2002'deki Genelkurmay Başkanı'nın Yüksek Askeri Şura toplantısıyla ilgili olarak çıkıp bir değerlendirme yapması gerekiyor. Sonraki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı yapmış İlker Başbuğ'a gelene kadar ki dönemde görev yapmış Genelkurmay Başkanları'nın bir şekliyle ya biz Fethullahçı örgütlenmenin orduyu ele geçirme planlarını biliyorduk. Çözmek için elimizden geleni yaptık. Siyasi iktidar buna destek vermedi, engel oldu demeyelim. Destek vermedi, gerekli siyasi iradeyi arkamızda göremedik demesini bekliyorsunuz. Şimdi İlker Başbuğ yalnız bırakmamaları gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Yaşar Büyükanıt rahmetli oldu, eyvallah. Ama diğer komuta kademesinde görev yapmış, Yüksek Askeri Şura üyeliği yapmış ya 15 kişi, 11 kişiden mürekkep bir kuruldan söz ediyoruz. Yani o kurulda görev yapmış asker üyelerin, kuvvet komutanlarının teker teker birer değerlendirme yapması gerekiyor. Okuyorum isimlerini. Çünkü bunu getirdiğimiz zaman, yani iyi de oldu bu suç duyurusu. Hı hı. Orhan Bey'in söylediği gibi yargıda bu dosya açılacak.
Ve ben diyorum ki, örneğin Fethullahçı örgütlenme AKP iktidarını nasıl kendisine arka güç olarak oturttu, ona nasıl yaslandı, onu nasıl bloke etti, ortaya çıkmalı. Örneğin kapatma davasında Fethullahçıların rolü bir şekliyle açığa çıkmalı. Yani 2008'deki bu olayda iddianame düzenlenmiş, hani çıkmış ortaya bir kapatma davası var. Kıl payı reddedilmiş bir oyla. Peki orada başka bir roller var mı? Çıkıp bunların hepsinin ortaya çıkmasına vesile olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burası Türkiye. Eğlenceli bir ülke Türkiye. Yani İnsanların konuşmasının önünde de bir engel var yani. Var. Korku toplamak. Şimdi İlker Başbuğ bir konuşma yapıyor ve hemen önüne bir yargı tehdidi konuluyor. Bu önemli, insanların bu toplumun geçmişte ne yaşadığıyla yüzleşmesine ihtiyacı var. Bu süreç nasıl yaşandı, buna ihtiyacı var. Çünkü bu darbe girişiminden sadece iktidar tek başına etkilenmedi. Tüm bir toplum etkilendi. Bunun konuşulmasına zaten önü kapatılmak istenmiyor mu? İşte bir korku toplumu yaratıldı. Ya, bir tehdit şey dedi yani. Şunu demesi lazım değil mi? İlker Başbuğ ne istiyor? FETÖ'nün siyasi ayağı çıksın ortaya. Erdoğan ne diyor? FETÖ'nün siyasi ayağı CHP. O zaman buyur İlker Bey gel. Seni bakan yaptım. Görevinde siyasi ayağı ortaya çıkarmak. Gel. Hangi partiden olursa olsun. Çıkartalım şunu bakalım şöyle, demesi gerekmiyor şöyle, mu? Kemal Bey'in salı günkü grup konuşmasında hani diyor ya, şu kadar valiye, şu kadar kaymakamı, şu kadar emniyet müdürünü, şu kadar üst düzey bürokratı bir muhalefet mi atadı diye soruyor. Biz de biliyoruz ki bu inanç eksenli örgütlenmeler ya da başka türlü devlet içerisinde çöreklenmeye çalışan güç oluşumlar siyasi iktidarların himayesi altında ancak o güce erişebilirler. Siyasi iktidarlar onlara o zemini hazırlarlar. Yani CHP iktidar oldu mu hatırlamıyorum ben yani. Oldu. Oldu kısa bir süre. Tek başına iktidar oldu. 74 yılında. Hayır. Tek başına iktidar oldu. Bir ay yani, güven oyu alımı düştü. Tek başına iktidar. Sonra sağ geldi, sağ gitti, alamadı. Sonuçta tabii bakıyorsunuz bu Fethullahçı örgütlenmeyle mücadeleye başlama tarihleri güçler savaşı demiştik biz o zaman anlatmaya çalışırken. Fethullahçılar belirli bir güce eriştikten sonra gücün tamamını istemeye başladılar. Zayıf düşürdükleri hükümetten. Çünkü bak vallahi ordu darbe yapar seni ben koruyorum diye ordunun diri unsurlarının tasfiye edilmesi yolunu açtılar. Yasal zeminini de hazırlattılar. Ve sonra gücün tamamını istedikleri zamanda vermeyen taraf Fethullahçılarla mücadeleye girişti. Ama şimdi generalliği mesela, gelmiş 3 dönem albayları 3 dönem erken emekli ettiler. O Rıza Kanunu çok, yapar. Çok büyük bir tasfiyedir. Ne oldu? Büyük bir tasfiye, büyük bir ve bütün FETÖ'cülerin alttan gelenlerin önünü açtılar. Bakın 2002'de AKP geldiğinde Hilmi Özkök ne kadar tartışılıyor biliyorsunuz. Genelkurmay Başkanı. Arkasından Yaşar Büyükanıt rahmetli. O da Dolmabahçe mutabakatı yapan mezara gitti onunla beraber o sır. Peşinden gelen İlker Başbuğ, sonra Işık Koşener bir yıl, sonra Necdet Özel, sonra Hulusi Akar. Peki madem Hulusi Akar bu kadar güveniyor, bu kadar biliyor, Hulusi Akar niye temizliği yapmadı? Niye FETÖ'cüleri hemen artık yasaları değiştiler. Askeri şura kararlarına gerek yok. Bugün istese yakalsa hemen ihraç edebilir. Kuşkusuz tabii. Yani kendi himayesindeki görevliler tarafından, askerler tarafından rehin alınmış bir Genelkurmay Başkanı'ndan söz ediyorsunuz. Tabii orada Necdet Özel'i bir şekliyle bir tarafta tutmak gerekiyor. Işık Koşener'i bir tarafta tutmak gerekiyor. Işık Koşener bir yıl kalıp aynı. Şöyle, Işık Paşa'nın rest çekip istifa ettiğini hatırlatmamız gerekiyor. Bir yani, yıldan tabii rest çekip. Yani çünkü o dönemde o kumpas davalarıyla komuta kademesinin üst düzeyine doğru gidince tutuklamalar, Işık Koşener dönemin başbakanıyla görüştü, sert bir görüşme oldu, istifa etti. Kuvvet komutanlarıyla birlikte jandarma hariç istifa etti. Ben buna katılmıyorum, kusura bakma. Bırakıp kaçmak mı? Abdülkadir Selvi'nin de sorumluluğu üzerine alacak İsmetçi. Sen genelkurmay başkanı olmuşsun, silah arkadaşların esir alınmış.
Sen de orada oturup ben istifa edip deyip kaçıyorsun. Böyle bir şey yok. Biz burada birbirimize gireceğiz. Sibel ben istifa edip deyip gidecek. Biz yalnız kalırız. Yok yok gitme olur Sibel. Müdahale edecek o. Sibel bırakmaz. Ben gitmeyeceğim ama hayır. Bir ara vereceğiz. Süremiz doldu. Kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden beraberiz.